feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. Herkese selam dostlar. Süpermarket Simülatör'ün yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet, en son ufak bir değişikliğe gittim. Şu an kredi çektim, param kalmadı. Ya iki kredi çektim düşük. Bir tanesi 750'lik kredi, bir tanesi 2000 dolarlık bir kredi. 5000 dolarlığa dokunmadım. Malları tedarik etmek için bütün mağazayı fulledim. Bir de mağazada ufak bir değişiklik yaptım. O yüzden arkam dönük mağazaya. Şimdi şöyle göstereyim. Girişi böyle ayarladık. Gördüğünüz gibi. Buralarda bu şekilde düzen sağladım. Bir tek buraya bir şey bulamadım. Bu arada bir şey kalmadı. Aslında buraya da bir tane dolap koyup da buradan giriş yeri de yapabilirim. İnsanlar çünkü buradan girip böyle dönüyorlar. Ama tek çıkacakları yerde burası oluyor. Yani geze geze bakabiliyorlar rahat rahat. Burası birazcık sıkışık gibi giriyor ama bana emin olamadım. Biraz bu tarafa çeksem mi çekmesem mi dolabı buraya koydum. Dolap buraya oluyor bu arada. Şu dolap buraya da gelebiliyor. Yani buraya koydum sonra tereddütte kaldım. Çok sıkış bıkış olacak dedim. O yüzden kaldırdım falan böyle. Hani karar veremedim. Daha hala oturtturma tam oturmadı. Neyse. Daha fazla beklemeden günü açalım. Depodaki stokların neredeyse çoğunu doldurdum. Patatesler falan var tabii. 3 tane falan patates eksikmiş. Onları da verebilirim. Bu arada krediler de burada. Gördüğünüz gibi. Ha, bu arada aklıma gelmişken yönetimden artık gördüğünüz gibi kasiyerimizi aldık. Bakalım dördüncü kasiyerimiz artık yerine yerleşti. Çok güzel. Artık bu saatten sonra ne kasiyer alabiliyorum ne depo görevlisi alabiliyorum. Artık bunları da fullemiş olduk. Onun dışında faturalarımız var. Faturalarımızı bir ödemeye çalışalım derken para bitti. Evet, kredi borcumuz var. Faturalarımız gelecek. Onları ödemem lazım. Aynı zamanda lisans açmam lazım. İnanın bilmiyorum. Yani yetişmiyor. Para geldiği gibi gidiyor. Ben anlamadım zaten. Yani nasıl kar yapabiliyoruz? Nasıl şey yapabiliyoruz? Bilemiyorum. Günlük olarak belirli sayıda zaten müşteri geliyor. Hani ticaret yapmaya kalktığımız zaman yani evet getirisi var. 7000 dolar, 6000 dolar kazanabiliyor market günlük olarak hasılatı ama ürün tedarik ettikten sonra o hasılat inanılmaz düşüyor. Yani anlamadım, ben mi her şeyi tam fulllememiştim önceden, bu kadar kar yapıyordum, şimdi her şeyi tıka basa doldurmaya çalıştım ya. Hani en ufak bir eksik olmasın diye en ufak eşyaları bilene yığmaya çalıştım depoya. Bakalım, göreceğiz. Hani bu iki gün içerisinde ne kadar kazandığımızı göreceğiz. Bu bölüm yetişir mi bilmiyorum da siz ne yapıyorsunuz? Nasıl bir sıra bu ya? Hocam. Sıra biraz tuhaf gitmiyor mu? Allah Allah. İlginç. Sen bir şunu şey yap. Al siparişini. Normalde sıra dediğim böyle olur. Böyle girersin, böyle şey konuşursun, şey yaparsın. Bu ablamız açıktan geliyor böyle. Kapalı kardeşim, kapalı. Senin bir yerini bir falan değiştirelim, bir şey yapalım. Sıkıntıya girmişsin sen. Niye böyle olmuş ben anlamadım. Biraz daha geriye çektim. Normalde tam hizalıydı. Ama sıkıntı oluyor herhalde. Şöyle gelmeleri gerekiyor. Buradan şeyleri kaldırdım bu arada. Diğer tarafa aldım, bu tarafa aldım. Market komple böyle doldurmaya devam edeceğiz. Kasiyerleri de olmadı. En kötüsü böyle sıkıştıracağım ya. Bakalım. Arkalarına bir şey koymadım bilerek. Ürünü bu sefer buradan almaya çalışıyorlar. Kasanın içinden falan geçiyorlar böyle. Şuraya mesela buzdolabı koydum önceden. Buzdolabını koymaz olaydım. Yani her müşteri şuradan böyle bütün kasiyerlerin adamların içinden geçe geçe bir hal oldu. Uyuz oldum ben de. Böyle olmaz dedim. Bunu kaldırdım. Diğer tarafa aldım.
Da şuraya mı? Yok, buraya almamıştım. Şuraya aldım. Doğru. Buraya aldım böyle. Bilmiyorum. Şey olarak depomuzda ürün vardır herhalde. Dedim de. Ha, bunu da öde. Toptancıya gel. Patates iste. Ver 4 tane patates. Tavuk ver 5 tane. Yedekli olsun onlar. 4 tavuk, o da olur. İndirimdeymiş. Başka. Sizlerden sıkıntı yaşarız. 2 tane fazlalık al. 2 de senden al. Yedekte tutayım diyerekten alıyorum bunları da. Böyle böyle nasıl kar yapacağız, değil mi? O da ayrı bir mesele. Raf dolu. Tamam, tavuklar doldurmuşuz. Güzel. Şunları bir dizelim şuraya. Yer. Neyse, diğerlerini de şey yapalım ya. Yollayalım. Tamam. La, 5. kasiyeri koyamam buraya. Yani benim için şey yapamam. Zaten bizim bir amacımız yok artık. Hedefimiz yok. Hani kasiyeri koyalım işte, şey yapalım falan dememize gerek yok yani. Belirli bir müşteri karşılamam gerekiyor falan diye bir başarım yok. Bir hedefim yok. Çünkü biliyorsunuz ki kasiyerin 4. kasiyer için uğraşıyorduk bunun için. Müşteri ağırlıyorduk. Onu da aldığımız için artık bu saatten sonra müşterilerle biz ilgilenmeyeceğiz. O kasiyerler bakacak. Oturdukları yerden yani yapsınlar işlemini de bir zahmet. Bunlar mental olarak yoruluyor, diğerleri fiziki olarak yoruluyor. Dayıcım, yani buzdolabını da ikram etseydim ya. Öyle olmasaydı. 1, 2, 3, 4. Baktın, ben bakıyorum diye geri çekildi. Kaç tur dönecek amcamız, geri gelecek buraya, değil mi? Tekrar dondurma almaya. Orada var ya, hakikaten dükkanda yani boş raf çok fazla var ve çok karıştırıyorum. Hani acaba ürün bitti mi bitmedi mi farkında var mı lan? Yanından geçiyor da olabilirim, emin değilim. O yüzden dikkatli bakmaya çalışıyorum. Çok fazla boş rafımız var. Bunları zaten zamanla dolduracağız. Tıka basa dolu olacak burası. Daha alan genişletme falan açacağız. Onlar şey yapacak. Aktif halde çalışacak. Bu arada yani her kasamızda fazla sıra var. Bir tek şu kasa biraz boş gibi. Bakalım. Biz bir şey söyleyeyim mi? 70'e kadar zaten anca lisansları toparlarız, açarız, full bir şekilde tamamlarız gibi. Çünkü gerçekten yani şu an bak mesela bu kadar kazandım ya, bu parayı ben depoya harcayabilirim şu an. Niyeyse öyle bir inancım var ya. Hani bir şekilde gider parası. Hoş bak, şu krediyi falan da kapatabiliriz. Borçlarımızı falan ödeyelim. Bunu erken öde, bunu da erken öde. Bak, sabah almıştım kredilere, akşam kapattım. 939 kadar dolar kaldı cebimizde ama olsun, sıkıntı yok. Günlük 7.000 falan kazanıyoruz. Bir iki güne kendimize geliriz zaten. Toparlanma süreci diye düşünelim bunu. Yani bu bölüm lisansı açamayabiliriz. Tam bir söz veremiyorum. Ama bir sonraki bölüm %100. Eğer bu bölüm açamazsak bir sonraki bölüm %100 açarız. Biraz böyle geniş tutmak istedim rafların aralarını da.
Tabii mesela burası dar oldu diğerlerine göre. Bayağı dar. Dar olunca bana bir şey yapıyor ya. Ben daralıyorum. Biraz ferah olması daha iyi. Hani bak mesela burası bayağı ferah. Çünkü şu dolaplar sayesinde. Aslında şu kısa dolaplardan olsa. Geniş. Abimize bak. 3 tane şarap almış. 3 tane temizleyici almış. 2 kola almış. Full içecek gitmiş. Arkasında da sütler var. Bir tane de portakal mı almış? Ne almış o? Çilek mi almış? Portakal. Galiba. Emin değilim. Full içecek almış. Temizleyici hariç pardon. Temizleyici içecek olarak geçmiyor. Bakayım. Eksik bir şey var mı? Var. Şunu da yolla. Tavuktan eksik var mı? Yok. Raf dolu diyor. Güzel. Sen de dolu diyorsun. Sen şimdi doldu. Güzel. Senden varmış. Senden varmış. Raf dolu diyor. Seni de tutalım. Tamam ya. O kadar şey değil şu anlık. İyi. Şu iki müşterimiz de gitsin, günü kapatalım bakalım ne kadar giderimiz, ne kadar gelirimiz olmuş. Onu bir görelim. Bu arada yine iyi toparlamışız yani 3.300 dolar kazanmışız gün sonuna bakacak olursak. Krediyi kapattık, o kadar şey aldık, mal aldık falan. Bence iyi. Ona rağmen kar yapmışız ya. Neredeyse 59 olacağız bu arada. Güzel. İstikrarlı bir şekilde seviyemizde devam ediyoruz. Tamamdır. Geleceğim mi ablacığım? Kapatıyoruz. Yok. Sen. Ay vallahi var ya surata bakıyorum, üstündeki tişörte bakıyorum. Pek olmamış gibi be. Vallahi. Yani kimse mi söylemedi sana? Bu buna olmamış diye. Ben söyleyeyim de. Dost acı söyler. Neyse, günü kapat. 60 memnun müşteri var. 33 bağlı bulunan ürün var. Toplam müşteri sayısı 87. Gayet iyi. 6.622 dolarlık bir gelir sağlamışız. 11.223 dolar giderimiz olmuş. 310 kira, 741 fatura. Ki yani banka kredisini sayıyor mu burada bilmiyorum ama emin değilim. 3.428 dolar 87 centle yeni güne başlıyoruz. Bizimkiler bir yandan doldura dururken doldura dursun. Biz açalım. Biz de yardım edelim depoculara ya. Mesela tamam. Şu şeyleri al. Neredeydi bunlar? Burada değildi, buradaydı. Tamam. Al hocam. Şuraları bir yerleştir. Bir ürüne 3 kere falan gitmek çok kötü bir şey. Tamam. Var mı? Yok. Salla gitsin. Şunu da şuraya salla. Tamamdır. Diğer taraftan şu şeyi de alalım. 24, 24, 12. Seni de dolduralım. Bakalım var mı ürün? Yok. Tamamdır. Depocularımızda bugün full ürün tedarik edeceğiz. Püre neredeydi ya? Püre buradaydı. Aynen. Demiş.
Tamam. Bunu da geri koy. Şarap ve viskilerden lazım. Şarapları da koy. Var mı ürün? Var. Bir tane kaldı ama olsun, yapacak bir şey yok. Kalmadı mı? Kalmamış. Tüh be. Tamam. Onu da alalım. Baksana, yani bir depocunun yapması gereken görevi yapıyorum şu anda. Nereden nereye gidiyoruz ve yani ben hadi kestin mobla yazıp da ilerliyorum. Sıkıntı yok. Başka ne lazım? Şekerlerden lazım. Normal depocunun yapması gereken görevi şu an yaptığımız için az çok anlayın. Bak, adamlar yürüyor. Böyle dümdüz yürüyor. Gidiyor. Bak, ben bile ne yürürken daha hızlı yürüyorum bu adamdan. Ha, ürün eksik çıkıyor mesela, gidiyor onu çöp kutusuna atıyor, geri gidiyor patates tekrar alıyor, buraya getiriyor falan. O sırada patatesi yağmalıyorlar zaten. Bu arada dondurucu ürünlerine bakmıyorum bile. Aa, dondurma azalmış. Şu dondurmadan bir ben alayım. Neredeydi o? Burada mıydı? Yo. Aa, dondurma nerede bunun? Ben bunu yediğini almadım mı? Almışımdır ya. Dur. Ben aldım diye hatırlıyorum. Çok ilginç. Bunu bir şey yapacağım ben. Satın alacağım, bakayım. Dondurma diye geçmiyor mu bu? Ne diye geçiyor? Vanilyalı dondurma işte. Bakayım nereye gidecek? Raf dolu. Hoppa. Galiba biz bunu koymamışız. Tam emin değilim ama. Şurada bir ha. Bir raf vardı diyecektim. Oraya ben bunları ekleyeyim. İki tane daha sipariş etsene. Şunların da ışını bir yak. Karanlıkta bir şey göremiyoruz falan diyerekten laf etmesinler. Tamam. Elemanların çoğuna yardımcı oldum ya. Şampuan kalmamış bu arada. Şampuanı gördüm oradan. Gidelim hemen şampuanları. Bak mesela burada şampuan bu yetmeyecek. Şuraya bak. Şimdi git tekrar gel. Hocam gözünüzü seveyim ya. Bir durun. İşte depocular bu yüzden yetişemiyorlar. Hani biraz daha hızlı olsalar aslında hiç sıkıntı yok. 5 tane adam, 4 tane adam yeter.
Bak ben hala daha şampuanla doldurmaya çalışıyorum, görüyor musunuz? Kaç sefer yaptım. Bir de zıplaya zıplaya hızlı hızlı. Bak mesela el sabunu şey. Bulaşık sabunuydu o. Eyvah eyvah. Bak gene bitirdiler. Hayda. Neredeydi o? Ya bunun şeyi gerçekten yetmiyor ha. Yani imkansız bir şey. Adam bak bir. Ha, bir tane aldı Allah'tan, bir tane aldı. Biri geliyor bir alıyor, üç tane birden. Hop bir tane kalıyor, arkasından bir müşteri alıyor. Hop bir tane daha alıyor, başka kalmıyor. Sonra geri kalan bütün müşteriler de ürünü bulamadım, ürünü bulamadım diye isyan ediyor. Haklılar. Da baştaki aç köpeklik yapıyor. Üç tane nedir ya? Hani yiyecek bir şey de değil. Kıtlıkta falan da değiliz. Var mı, bir şey yok. Yani şu simülasyon oyunda mesela böyle sopa mopa bir şey olsaydı böyle 3 tane 4 tane alanları kovalardım ben büyük ihtimalle. Her şeyden bir tane kardeşim, hani tadımlık. Niye öyle fazla fazla alıyorsun? Hadi maksimum 2 olsun. 3 tane ne ya? 3 tane fanteziye kaçar ama. Bu ne? Peynir. Şu peynirden dolduralım biz de. Neredeydi? Var mı? Yok. Güzel güzel. İyi kazandık. Vallahi iyi kazandık. Bizim depocularda bir şey yaparsa, yerleştirebilirse çok iyi olur. Biz de yardımcı olalım ya. Temizlik ürünlerini falan alalım. En uzak çünkü onlar şu an buraya. Diğerleri daha kısa mesafede. Tamam, o da doldu neredeyse. Kahvelerden başlayalım. Kahve kahve kahve. Ver hocam bunu. Burada değil, burada. Tamam. Bunu doldurduk. Kavrulmuş kahve.
O şeker. Tamam, bunu da hallettik. Artık bir sonraki güne geçebilirim diye düşünüyorum. Bakayım, 63 müşteri var. Yani 63 memnun müşteri var. 86 müşteri gelmiş toplamda. 26 pahalı bulunan ürün olmuş. 7.358 dolar kazanmışız. Gayet iyi bence. İyi, iyi, güzel. Bu arada bizim krediler, malediler hepsini tamamlamıştık değil mi biz? Aynen. Ödemeler falan var mı? Yok. Aynı gün içerisinde ödendi hepsi. Fatura alımlarımız var. Bunları da ödeyelim. Sonrasında hızlı bir şekilde dükkanımızı açalım. İşlesin bir yandan. Var mı eksik ürün diyeceğim de vardır mutlaka ya. Yok aslında ya. İdare eder şimdilik. Bir saniye. Bunları al. Yani en belirgin olarak şey olanlar bunlar. Ürüne azalan şeyler, raflar bunlar. Onları doldurmaya çalıştım. Diğerleri idare eder şimdilik. O kadar da bir şey yok da. Bakalım. İki senden, iki senden alayım da bak. Ne olur ne olmaz. Lazım oluyor biliyor musunuz? En çok şey yapan, tükenen, yani çok çabuk tükenen ürün oldukları için ya bu kadar almak istemiyorum aslında. Hani dursun diyorum da durmuyor. Cidden çok gidiyor ya. Bu ürünler çok gidiyor. Adamlar alıyor yani. Bak gene şey olmuş. Sıkıntıya girmiş. Neyse bizimkiler halletsin ya. Sağa sola koşturmaktan yoruldum. Biraz böyle şeylerin, marketimizin keyfini çıkartalım. Müşterilerimiz ne yapıyor? Dışarı çıkalım, hava alalım, biraz nefes alalım. Her ne kadar güneş garip gözükse de, bak binanın şeyinden okey de yapraklardan geçiyor güneşin şeyi, yuvarlağı. Olmamış. Gündüz bayağı kalabalık oldu burası. Normalde gündüzleri bu kadar kalabalık mıydı ya? İlginç. Bizim yardım etmemiz lazım depoculara. Yetişemiyorlar. Gerçekten yetişemiyorlar. Mesela yağ falan alalım. O yağları koyalım.
Kahveden alalım. Kahveyi de bayağı azaltmışlar. Neredeydi kahve? Kahveyi de alacağım. Bir kahve daha almamız lazım. Oha, ben buradan makarnayı nasıl aldım? Şunu alacaktım ya. Heh. Şunları da dolduralım. Tamamdır. Yalnız baya müşteri geldi. Yani ne, bugün indirim günü falan mı? Haberim yok. Bir yandan depocularımız çalışıyor, bir yandan biz çalışıyoruz. Artık iki taraftan ayrı ayrı uğraşıyoruz ya. Ver bakalım. Burada, aa, burası değil, pardon. Şurasıydı. Şunları da bir dolduralım. Bunları ikisini beraber götürmemin sebebi şey. İki kutuda bir an önce şey olsun, yer açılsın. Hani depocularımız pek onu dikkat etmiyorlar da. Tamam. Şimdi temizleyici mi lazım? Evet, temizleyici lazım. Tamamdır. Diğeri bitmek üzere. Bunu da koymam lazım da. Seni şöyle atayım. Bir tane daha lazım olacak çünkü belli oldu. Ah be. Ya yapma yapma, gözünü seveyim yapma. Tamam, başka ne kaldı?
Mısır gevreği falan var. Ton balığı. Ton balığını alayım ben koyayım o zaman. Başka bir kutu mutu bir yerde bir şey kaldı mı kalmadı. Güzel. Bu arada iyi para kazanmışız. 15.743 dolar. Bence gayet iyi. Başarılı. Şu kutuyu da atalım. Onun dışında sizlerden ürün var mı diye bakıyoruz. Raflar dolu diyor. Tamam. Dolu olsun o zaman. Ne diyeyim yani. Güzel. Bunları da boşaltmış olduk. Biralarımız bayağı azalmış. O biraları ya şeyde bir sonraki güne şey yaparız. Tedarik ederiz. Onda sıkıntı olmaz herhalde. Neyse. Bir depocumuz. Bir an korktum. Dedim ki depocu çöpe attı ve yürümeye devam etti. İşi bıraktı falan zannettim. Neyse içeri girmiş ama. Bu o değildir. Aynen içeri girmiş. Öyle bir şey gördüm gibi geldi bana. İsyan edip çıksalar ayrılsalar bir şey demeyiz bu arada. Hakikaten haklılar yani bu kadar ürün. Bir de depocular için çok dezavantajlı bir durum var burada. Yani adamlar oradan çıkıyor. Çıktıkları gibi böyle yılan oynuyorlar resmen. Böyle dönüyorlar oradan öyle gidiyorlar falan böyle. Önceden nasıldı? Açıktı alan her yer şeyde ulaşılabilir noktadaydı. Rahat rahat gidiyorlardı, ürünü bırakıyorlardı, geri dönüyorlardı. Şimdi tek bir ürün yolu var. Bu o da burası. Burası dışında başka bir yerden geçişleri yok. O yüzden böyle girip de böyle gitmeleri falan oluyor bazen. Şuraya ulaşmaları için oradan böyle gelmek yerine. Onun için bir tık sıkıntı ama yapacak bir şey yok. Yani mağazayı biraz daha yani kullanışlı mı desem, güzel tertip düzen mi desem hani görünüş olarak hoş bir görünüş sağlaması için mi desem bilemedim ama yani böyle yapılması daha iyi gibi geldi bana. Öbür türlü çünkü sıkıntı oluyordu. Tuhaf geliyordu. Kasiyerler bana çok tuhaf geliyordu. Dip dibe böyle camın kenarına dizilmiş farklı bir şey vardı. Hiç olmazsa şimdi girişte tek bir noktada yani girerken de çıkarken de mutlaka kasiyerlerin önünden geçiyorsun. Yani bana göre daha iyi. Bilemiyorum. Tamam. Neyse. Gördüğünüz gibi paramızı biriktirdik. Hatta bir sonraki güne geçelim ya. Bakalım kaç müşteri gelmiş. 82. Güzel. Gayet güzel. 438 mağaza puanı yapmışız. Ufak tedarik giderleri ve kira faturalar haricinde 6.360 dolar 42 sent bize kalmış. Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi 15.905 dolarımız var. Büyük ihtimalle bir sonraki bölüm bu parayla minik bir tedarik gideri şey yaparız, sağlarız. Yani biralar falan bitmişti gördüğünüz zaten burada depoda. O biraları falan aldıktan sonra yeni lisansı açmamız için son bir gün daha bekleriz. Yani bir gün daha alışverişi açarız ve o zaman ortalama 6-7 bin gelse zaten hem lisans açıyoruz. Hem de ürünleri depomuza yerleştirebilecek parayı bulmuş oluyoruz. Raflara yerleştiririz, depoya yerleştiririz. Bir sonraki lisansta ne veriyor bize? Ona da bir bakalım da bitirmeden. Şunları da bir öde de. Bizim borcumuz, harcımız kalmasın kimseye. Lisanslar. Ne geliyormuş? Parmesan peyniri geliyormuş. Normal peynir, kaymak, penne makarna, pirinç, şeker kamışı, yoğurt. Çoğu şey, raf ürünü. Çoğu raf ürünü. Parmesan peyniri, normal peynir ve yoğurt. Bunlar bir tık şey sıkıntı. Kaymak emin değilim. Kaymak raflarda ben kaymak da gördüm bu arada. Yani kaymak normalde dolapta olması gereken bir ürün. Süt ürünü sonuçta bozulması gereken bir ürün ama kaymakların bazılarını dışarıda da tutabiliyorlar. Yani bilmiyorum nasıl bir muhafaza edilmiş bir şeyi var. Ama dışarıda da gördüm yani bu ürünlerin şeylerini. Neyse. Bu bölümlük bu kadar diyelim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
back of my head I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on.